Arkadaşlar merhaba, Türkçe Hane'ye hoş geldiniz. Limit Yayınları'nın TYT Türkçe Soru Bankası'nı çözmeye devam ediyoruz. Bugün sizlere tamlamalarla ilgili dördüncü testi çözmüş olacağım. Birinci soruyla başlıyoruz. Birinci soruda bu parçada verilen numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Birinci cümlede zincirleme at tamlaması kullanılmıştır. Bakalım Tanzimat romancılarının İnsana yaklaşımı tek yönlüdür. Bakın burada Tanzimat romancıları birinci sözcük ek almamış, ikinci sözcük iyelik eki aldığı için belirtisiz isim tamlaması var. Yine romancılarının yaklaşımı derken burada da tamlayan eki var. Aynı şekilde yaklaşımı dediği için de iyelik eki yani tamlanan eki almış. Burada belirtisiz isim tamlaması var. Burada belirtili isim tamlaması var. Üç isim bir araya gelmiş. Kendi içinde anlamlı bir bütün oluşturmuş. O halde bu üçü nedir arkadaşlar? Zincirleme isim tamlamasıdır. A seçeneği doğrudur. Bunu elemiş oluruz. İkinci cümlede herhangi bir at tamlaması yoktur. İnsan doğal ve toplumsal çevreden soyutlanmış. Bakın çevre isim, nasıl çevre, toplumsal çevre niteleme sıfatı, nasıl çevre, doğal çevre niteleme sıfatı. Görmüş olduğunuz gibi burada sıfat tamlaması var. O yüzden B seçeneği doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Üçüncü cümlede hem sıfat hem de at tamlaması kullanılmıştır. İnsanın iç dünyası ve ruhsal özellikleriyle pek ilgilenmemiş cümlesinde. Bakın, insanın iç dünyası. Üç isim bir araya gelmiş, kendi içinde tamlama oluşturmuş. Bu nedir? Zincirleme isim tamlamasıdır. Ruhsal özellikler. Özellik isim, nasıl özellik? Ruhsal özellik. Ruhsal sözcüğü burada niteleme sıfatıdır. Sıfat artı isim sıfat tamlamasını oluşturur. Bakın hem sıfat tamlaması hem de zincirleme isim tamlaması kullanılmış. C seçeneği de doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. D seçeneği dursun. Beşinci cümlede sıfat tamlamasının tamlayanı bir fiilimsidir. Yaşanan aşklar ise rastlantıya dayalı olan yıldırım aşkıdır. Arkadaşlar burada sıfat tamlaması nerede var? Bakın aşklar isim, nasıl aşklar, yaşanan aşklar, burası nedir? Niteleme sıfatıdır. Aynı zamanda yaşanan derken buradaki an en eki anası mezar dikecekmişten sıfat fiildir. Niteleme sıfatı artı isim de sıfat tamlamasını oluşturur. Tamlayan da burada görmüş olduğunuz gibi sıfat fiildir yani fiilimsidir. E seçeneği de doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. D seçeneğinde ise dördüncü cümlede belirtisiz at tamlaması kullanılmıştır diyor. Bakalım insan bütün boyutlarıyla ele alınmamış. Burada boyut isim, nasıl boyutları, bütün boyutları, buradaki bütün sözcüğü nedir? İsmi belirtiyor fakat net olarak belirtmediği için belgisiz sıfat durumundadır. Sıfat artı isim de neyi oluşturur? Sıfat tamlamasını oluşturur. Bakın burada belirtisiz at tamlaması yok, sıfat tamlaması var. O yüzden bu ifade yanlıştır. Bunun için de doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. İkinci soru, bu parçada numaralanmış at tamlamalarından hangisi türü bakımından diğerlerinden farklıdır? Geçim derdi derken ne derdi? Geçim derdi. Birinci sözcük ek almamış, ikinci sözcük görmüş olduğunuz gibi iyelik eki almıştır. İyelik eki aldığı için de burası belirtisiz isim tamlamasıdır. B seçeneği dursun. Yaşam yükü. Bakın yine birinci sözcük tamlayan ekini almamış. İkinci sözcük iyelik eki aldığı için burası da nedir? Belirtisiz isim tamlamasıdır. 4 numaralı yerde pamuklar içi. Birinci sözcük tamlayan ekini almamış. İkinci sözcük iyelik ekini aldığı için burası da belirtisiz isim tamlamasıdır. Edebiyat tarihi birinci sözcük tamlayan ekini almamış. İkinci sözcük iyelik ekini aldığı için burası da belirtisiz isim tamlamasıdır. 2 numaralı yere baktığımızda ise yazarların başı demiş. Birinci sözcük tamlayan ekini almış. İkinci sözcük de iyelik yani tamlanan ekini almış. Her ikisi de ek aldığı için burası belirtili isim tamlamasıdır. Diğerlerinden farklı olduğunu görüyoruz. O yüzden doğru cevabımız da B seçeneği olacaktır. Üçüncü soru. Bu dörtlükte tamlayanı ile tamlananı yer değiştirmiş.
kaç isim tamlaması vardır? Nice bin kez tutuştum ateşiyle sevdanın. Bakın arkadaşlar, sevdanın ateşi. Birincisi tamlayan eki almış, ikincisi ise tamlanan eki almış. Tamlayanla tamlanan yer değiştirdiği için bu soru kalıbına uygundur, bunu alabiliriz. Küle döndüm zamansız gurbetinde ferdanın. Ferdanın gurbeti olacak bu da. Yine tamlayan eki, bu da tamlanan, yani iyelik eki. Tamlayanla tamlanan yer değiştirmiş, bu da iki olur. En talihli mahkumu ben miyim zindanın? Zindanın mahkumu, bakın burada da tamlayanla tamlanan yer değiştirmiş. Belirtili bir isim tamlaması var. Bunu da alabiliriz. 3 oldu. Kollarını açarak geldi mehtabım benim. Benim mehtabım olur. Burada da tamlayanla tamlanan yer değiştirmiş. Tamlayan ek almış. Tamlanan da iyelik eki almış. Belirtili isim tamlaması var. Bunu da alacak olursak 4 oldu. Başka da yok arkadaşlar. 4 tane tamlayanı ile tamlananı yer değiştirmiş isim tamlaması var. O yüzden doğru cevabımız da D seçeneği olacaktır. Dördüncü soru. Bu dörtlükle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Tamlayanı sıfatla belirtilmiş isim tamlaması kullanılmıştır. Bu dünyanın direği yok derken, bakın dünyanın direği belirtili isim tamlamasıdır. Tamlayan eki almış, tamlanan da iyelik eki almış. Peki hangi dünyanın? Bu dünyanın. Bu sözcüğü burada işaret sıfatı görevindedir. Çünkü ismi belirtiyor işaret yoluyla. Aynı zamanda tamlayanı belirtmiş. A seçeneği doğrudur. Bunu elemiş oluruz. Birden çok belirtili isim tamlaması kullanılmıştır. Bakın dünyanın direği bir. Yine kılavuzun gereği derken bir tane isim tamlaması da burada var. Belirtili isim tamlaması 2 oldu. Yolun sonu yine aynı şekilde tamlayanı ek almış. Tamlanan da iyelik eki aldığı için en az 3 tane isim tamlaması, yani belirtili isim tamlaması var. B seçeneği de doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Tamlayanı ortak isim tamlaması kullanılmıştır. Tamlayan birinci sözcükte hatırlarsanız. Burada da dünyanın direği, dünyanın yüreği ve dünyanın merhameti demiş. Bakın dünya bir tane, yani tamlayan bir tane, tamlanan ise 3 tane kullanılmış. C seçeneği de doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Bütün isim tamlamaları özne göreviyle kullanılmıştır. Bakın görünüyor yüklem ne, yolun sonu özne. Yok yüklem ne, kılavuzun gereği özne. Yok yüklem ne, dünyanın direği özne. Bütün isim tamlamaları özne göreviyle kullanılmış. Bu da doğru. Bunu da elemiş oluruz. E seçeneğinde ise tamlayanı düşmüş isim tamlaması vardır diyor. Arkadaşlar burada tamlayanı düşmüş isim tamlaması yok. O yüzden doğru cevabımız da E seçeneği olacaktır. Beşinci soru. Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde belirtili at tamlaması kullanılmamıştır? Zürefanın düşkünü, beyaz giyer kış günü. Bakın burada zürefanın düşkünü derken tamlayan ek almış, tamlanan da iyelik eki aldığı için belirtili isim tamlaması vardır. A seçeneğini elemiş oluruz. Yine aynı şekilde kış günü de burada belirtisiz isim tamlamasıdır. Dolu küpün sesi çıkmaz. Burada küpün sesi tamlayanı ek almış, tamlananı da iyelik eki aldığı için bu da belirtili isim tamlamasıdır. Bunu da elemiş oluruz. Dost, dostun ayıbını yüzüne söyler. Dostun ayıbı tamlayan ek almış, tamlanan da iyelik eki aldığı için bu da belirtili isim tamlamasıdır. Bunu da elemiş oluruz. D seçeneği dursun. Sabrın sonu selamettir. Sabrın sonu tamlayan ek almış, tamlanan da iyelik eki aldığı için bu da belirtili isim tamlamasıdır. Bunu da elemiş oluruz. D seçeneğinde ise keskin sirke küpüne zarar verir. Bakın sirke isim. Nasıl sirke? Keskin sirke niteleme sıfatı, sıfat artı isim, sıfat tamlamasını oluşturur. Burada isim tamlaması olmadığı için doğru cevabımız da D seçeneği olacaktır. Altıncı soru. Aşağıdaki dizelerin hangisinde hem tamlayanı hem de tamlananı sıfatla nitelenmiş bir isim tamlaması kullanılmıştır? A seçeneği dursun. Oradayım hep ben. Orada derinde. Gemilerin ihtiyar köpüklerinde. Bakın gemilerin köpükleri tamlayanı ek almış, tamlananı da iyelik eki almış belirtili isim tamlamasıdır. İhtiyar sözcüğü burada niteleme sıfatıdır. Tamlanan sıfat almış fakat tamlayan almadığı için
B seçeneğini elemiş oluruz. Arıyorum yıllar var ki ben onu, aşıkıyım beni çağıran bu sesin. Bu sesin aşıkıyım. Tamlayanı ek almış, tamlananı da iyelik eki almış. Aynı zamanda tamlayanla tamlananı yer değiştirmiş bir belirtili isim tamlaması var. Burada da dikkat edin, tamlayan işaret sıfatını almış. Fakat tamlanan bu sefer sıfat almadığı için C seçeneğini denemiş oluruz. Bilmezdim şarkıların bu kadar güzel, kelimelerin ise kifayetsiz olduğunu. Burada var mı arkadaşlar? Herhangi bir isim tamlaması göremedim. O yüzden bunu da elemiş olduk. İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı. Başımda eski alemlerin sarhoşluğu. Bakın, alemlerin sarhoşluğu. Tamlayan ek almış, tamlanan da iyelik eki aldığı için belirtili isim tamlaması var. Nasıl alemler? Eski alemler, eski sözcüğü burada niteleme sıfatıdır. Aynı şekilde niteleme sıfatı tamlayanı belirtiyor. Tamlanan sıfat almadığı için E seçeneğinde elemiş oluruz. A seçeneğinde ise buğulandıkça yüzü her aynanın beyaz dokusunda bu saf rüyanın. Bakın, rüyanın dokusu. Tamlayanla tamlananı yer değiştirmiş, belirtili isim tamlaması var. Rüyanın kelimesi nedir burada? Tamlayandır. Dokusu nedir arkadaşlar? Tamlanandır. Peki nasıl rüya? Saf rüya. Saf sözcüğü niteleme sıfatı. Hangi saf rüya bu? Bu sözcüğü de burada ismi işaret yoluyla belirttiği için işaret sıfatıdır. Nasıl doku? Beyaz doku. Beyaz sözcüğü de burada niteleme sıfatı görevinde kullanılmıştır. Hem tamlayan sıfat almış hem de tamlanan sıfat aldığı için belirtili isim tamlaması var burada. Tamlayanı ve tamlananı sıfat almış belirtili isim tamlaması açıklamaya uygun. O yüzden doğru cevabımız da A seçeneği olacaktır. Yedinci soru. Bu dörtlükle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? Birinci dizede tamlayanı düşmüş isim tamlaması kullanılmıştır. Bakalım. Belki rüyalarındır bu taze açmış güller. Bakın, belki senin rüyalarındır desem tamlayanı düşmüş belirtili isim tamlaması oluşturur. A seçeneği doğrudur. Bunu elemiş olurum. İkinci dizede belirtili isim tamlaması vardır. Bu yumuşak aydınlık dalların tepesinde. Dalların tepesi tamlayanı ek almış. Tamlanan da iyelik eki aldığı için burada ne var? Belirtili isim tamlaması var. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Üçüncü dizede farklı türde iki isim tamlaması vardır. Bakalım. Bitmeyen aşk türküsü kumruların sesinde. Aşk türküsü. Birincisi tamlayan eki almamış. Fakat ikincisi iyelik eki aldığı için burada belirtisiz isim tamlaması var. Kumruların sesi tamlayan ek almış. Tamlanan da iyelik eki aldığı için yine burada da belirtili isim tamlaması var. C seçeneği de doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Dördüncü dizede tamlayanı ile tamlananı yer değiştirmiş isim tamlaması kullanılmıştır. Rüyası ömrümüzün, çünkü eşyaya siner, ömrümüzün rüyası. Tamlayan ek almış, tamlanan da iyelik eki almış, belirtili isim tamlaması var. Bu ikisi yer değiştirdiği için tamlayanı da tamlananı yer değiştirmiş belirtili isim tamlamasıdır. D de doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Tüm dizelerde isim tamlaması vardır demiş. Burada bulmuştuk. 4'te var, 3'te var, 2'de var. Fakat 1'de arkadaşlar böyle bir tamlama yok. Burada tamlayana düşmüş isim tamlaması soru kalıbında belirtilmediği müddetçe tamlama olarak kabul edilmez. O yüzden bu ifade yanlıştır. Bunun için de doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. 8. soru. Bu dörtlük dil bilgisi açısından incelenirse aşağıdakilerden hangisini söylemek yanlış olur? Tamlayanı topluluk ismi olan bir belirtisiz isim tamlaması kullanılmıştır. Parçayı okuduğumuzda sürü peşinde kelimesini görüyoruz. Bakın, sürü peşinde. Birincisi ek almamış, ikincisi iyelik eki aldığı için burası nedir? Burası belirtisiz isim tamlamasıdır. Sürü sözcüğü de topluluk adı olduğu için tamlayan topluluk adıdır ve belirtisiz isim tamlamasıdır. A seçeneği doğrudur. Bunu elemiş oluruz. Tamlananı ortak isim tamlaması kullanılmıştır. Bekçileri gibiyiz ebencet buraların, bu tenha derelerin, bu vahşi kayaların. Bakın, buraların bekçileri,
Yine derelerin bekçileri, vahşi kayaların bekçileri. Görmüş olduğunuz gibi tamlanan bekçi kelimesidir burada. Tamlananı orta belirtili isim tamlamaları var. B seçeneği doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Hem belirtme hem niteleme sıfatı almış sözcükler vardır. Bakın dere isim nasıl dere? Tenha dere niteleme sıfatı. Hangi tenha dere? Bu işaret sıfatıdır. Aynı zamanda işaret sıfatları nedir? Belirtme sıfatıdır. Bunu söyleyebiliriz. Başka var mı peki? Bu vahşi kayaların derken de kaya isim nasıl kaya? Vahşi kaya niteleme sıfatı. Hangi vahşi kaya? Bu vahşi kaya. Bu işaret sıfatıdır. İşaret sıfatları belirtme sıfatlarının içinde yer alır. Arkadaşlar bu doğrudur o zaman. C seçeneğinde elemiş oluruz. Çoğul isimler kullanılmıştır. Çoğul isimler bildiğiniz gibi larler ekin alır. Nerede var? Buralar derken zamir olduğunu görürüz. Zamire gelmiş ama kayalar derken bakın larler ekin almış. Dereler derken larler ekin almış. Ve birden fazla olduğunu görüyoruz. Bekçiler derken yine larler ekin almış. Çoğul isimler kullanılmış. D seçeneğini denemiş oluruz. İsim haleklerinin tümüne örnek vardır diyor. Arkadaşlar baktığımızda pınardan kelimesi nedir? Dan burada ayrılma halekidir. Bir tanesini bulduk. Testimiz derken buradaki i nedir? Bu da belirtme halekidir. Arkadaşlar parçaya baktığınızda d, da bulunma haleki yok. O yüzden bu ifade yanlıştır. Bunun için de doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. 9. soru. Bu dizelerle ilgili olarak aşağıda verilen yargılardan hangisi yanlıştır? Sıfatla nitelenmiş at tamlaması kullanılmıştır. Bakın arkadaşlar uyku sisleri birincisi ek almamış, ikincisi ek aldığı için burada belirtisiz isim tamlaması var. Nasıl uyku sisleri? Ağır. Ağır sözcüğü de niteleme sıfatıdır. Sıfat tamlamayı belirtmiş. A seçeneği doğrudur. Bunu elemiş oluruz. Tamlayanı ortak at tamlaması vardır. Kimi haydut, kimi kurt masalı derken bakın. Kurt masalı belirtisiz isim tamlaması. İkinci sözcük iyelik eki almış. Tamlayan ise ek almamış. Kurt masalı, haydut masalı. Arkadaşlar tamlayan kaç tane burada? Tamlayan 2 tane. Tamlanan ise nedir? 1 tane. B seçeneği de doğru. Bunu da elemiş oluruz. Çünkü tamlanan orta, tamlayan 2 tane. Tamlayanı düşmüş at tamlaması kullanılmıştır. Gözlerime çökerken ağır uyku sisleri ifadesinde şuraya benim gözlerim dersem tamlayanı düşmüş belirtili isim tamlaması olur. C seçeneği de doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Birden fazla at tamlaması vardır. Evet arkadaşlar ocağın akisleri bakın tamlayanı ek almış. Tamlanan da iyelik eki aldığı için burada belirtili isim tamlaması var. Belirtili isim tamlaması var. 1. Belirtisiz isim tamlaması var. 2. Tamlananı ortak belirtili isim tamlaması var. 3. 3 tane isim tamlaması olduğu için bu ifade doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Tamlayanı sıfatla nitelenmiş belirtili at tamlaması diyor. Böyle bir kullanım yok arkadaşlar. O yüzden bu ifade yanlıştır. Bunun için de doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. 10. soru. Bu dizelerle ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? A seçeneği dursun. İkinci dizede isim tamlaması kullanılmamıştır diyor. Geziniyor kalabalık duraklarda. Bakın burada herhangi bir isim tamlaması yok. B seçeneği doğrudur. Bunu elemiş oluruz. Üçüncü dizede tamlananı hem niteleme hem belirtme sıfatı almış belirtili isim tamlaması vardır. Tamlanan dediği nedir arkadaşlar? İkinci sözcüktür. Bakalım ya yurdun uzak bir yerinde bakın yurdun yeri belirtili isim tamlaması nasıl yer uzak yer niteleme sıfatı bir sözcü de burada belgisiz sıfat arkadaşlar. Bakın yerinde sözcüğü nedir burada? Tamlanandır. Tamlanan hem niteleme sıfatı almış hem de belirtme sıfatı almış. Yani belgesi sıfat almış. C seçeneği de doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Dördüncü dizede tamlananı ortak belirtisiz isim tamlaması vardır. Kahve otel köşesinde. Otel köşesi birincisi tamlayan eki almamış. İkincisi iyelik eki aldığı için nedir? Belirtisiz
isim tamlamasıdır. Yine otel köşesi ve kahve köşesi dediğimizde tamlanan bir tane, tamlayan ise nedir? İki tanedir. D seçeneği doğrudur. Bunu da elemiş oldum. Beşinci dizede isim tamlaması zarf göreviyle kullanılmıştır. Nereye gitse bu akşam vakti. Bakın, akşam vakti belirtisiz isim tamlamasıdır. Çünkü birinci sözcük ek almamış, ikinci sözcük iyelik eki almıştır. Peki gitmek fiil, ne zaman gitse bu akşam vakti. Burası nedir arkadaşlar? Zaman zarfıdır. Dolayısıyla isim tamlaması zarf göreminde kullanılmıştır. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. A seçeneğinde ise birinci dizede tamlananı zamir olan belirtisiz isim tamlaması kullanılmıştır diyor. Bakalım, bu büyük şehirlerin birinde, şehirlerin biri, her ikisi de ek almış, tamlayan eki almış, aynı zamanda tamlanan da iyelik eki almış. Burada dikkat edecek olursanız her ikisi de ek aldığı için burası belirtili isim tamlaması görevindedir. Her ikisi de ek aldığı için burası belirtisiz isim tamlaması değil, belirtili isim tamlamasıdır. O yüzden A seçeneği yanlıştır. Bunun için de doğru cevabımız da A seçeneği olacaktır. 11. soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde güneş sözcüğü isim tamlaması içinde kullanılmamıştır? Geçen yıl aldığı güneş gözlüğünü kaybetmiş. Güneş gözlüğü, birincisi ek almamış, ikincisi iyelik eki aldığı için belirtisiz isim tamlamasıdır. A seçeneğinde isim tamlaması içinde kullanıldığı için bunu elemiş oluruz. Akşam güneşini seyretmek için bir araya gelmişlerdi. Akşam güneşi, birincisi ek almamış, ikincisi iyelik eki aldığı için belirtisiz isim tamlaması, bunu da elemiş oldum. Öğlen vakti güneş ışınları daha çok zarar verir ifadesinde güneş ışınları, birincisi ek almamış, ikincisi iyelik eki aldığı için bu da belirtisiz isim tamlaması, bunu da elemiş oluruz. D seçeneği dursun. Güneşin rengi adeta o güzel yüzüne yansımıştı. Yine güneşin rengi, her ikisi de ek aldığı için burası nedir arkadaşlar? Belirtili isim tamlamasıdır. Güneş sözcüğü burada da tamlama içinde kullanılmış. Bunu da elemiş olduk. Dağın tepesinde güneşi daha net izlemek için çıkmışlardı ifadesinde dağın tepesi belirtili isim tamlamasıdır. Fakat güneş kelimesi tamlamanın içinde yer almadığı için doğru cevabımız da D seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar, bu testin de son sorusuna geldik. 12. soruya. 12. soruda bazı tamlamalarda tamlayan, tamlananın neye benzediğini veya neden yapıldığını belirtir. Aşağıdaki dizelerin hangisinde buna örnek bir tamlama yoktur demiş. Tak tak ayak sesimi aç köpekler işitsin, yolumda bir tak olsun zulmetten taş kemerler. Bakın burada kemer isim, kemer neden yapılmış, taştan yapılmış, neyden yapıldığını belirten bir isim tamlaması var. O yüzden A seçeneğini elemiş oluruz. Ensemin kökünde demir balyoz, kapandım yatağa son çare diye. Balyoz isim, nasıl balyoz? Demir balyoz. Demir sözcüğü de bakın burada balyozun neden yapıldığını belirtmiş. Burada da böyle bir kullanım var. Bunu da elemiş oluruz. Yağız atlar kişnedi, meşin kırbaç çakladı. Bir dakika araba yerinde durakladı. Kırbaç isim, nasıl kırbaç? Meşin. Kırbaç meşinden yapılmış arkadaşlar. Neyden yapıldığını belirten bir isim tamlaması var. Bunu da elemiş oluruz. D seçeneği dursun. Neden sonra sarsıldı demir yaylar? Gözlerimin önünden geçti kervansaraylar. Yaylar isim, nasıl yaylar? Demir yaylar. Bakın yaylar da demirden yapılmış. Burada da böyle bir isim tamlaması var. Bunu da elemiş oluruz. Aslında burada bahsettiği şey arkadaşlar takısız isim tamlaması. Bundan bahsediyor ve hepsini bulmuş olduk. D seçeneğinde ise zeytin karası gözlerin gözlerini özledim. Taşa geçerdi ama sana geçmez sözlerim. Bakın burada gözler isim, nasıl gözler? Zeytin karası gözler, burası niteleme sıfatıdır. Sıfat artı isim sıfat tamlamasını oluşturur. Şimdi diyeceksiniz ki hocam burada da neye benzediği ile ilgili bir durum var. Aslında arkadaşlar durum öyle değil. Şimdi yukarıda bahsedilen şey demin söylemiştim.
takısız isim tamlamasıdır. Takısız isim tamlamalarında hem tamlayan hem de tamlanan kendi eklerini almaz. Bakın burada itin karası diyerek hem iyelik eki almış, senin gözlerin desem bu da yine iyelik eki almış. Dolayısıyla bunlar takısız isim tamlaması özelliğinden çıkmıştır. O yüzden doğru cevabımız da D seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olduktan sonra bildirimleri açmayı ve kanalımı arkadaşlarınıza önermeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle hepiniz hoşça kalın.